Bence kafeler açılmalı. Bütün kafeler açılmalı. Çünkü gezecek hiçbir şey, bir yer yok, gezemiyoruz. Aşı daha hızlı bir şekilde yapılmalı hastalara. Yasaklar çiğnenmek içindir demek ki Türkiye'de. Nasıl başaracağız? Birlikte beraberlik içerisinde olmadığı süre içerisinde bu iş olmaz. Hani şu HES kodu olayı çok hoşuma gidiyor. Bugün yeni yılın ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Sizce bu toplantıda koronavirüsle ilgili ne tür kararlar alınmalı? Valla bana sorulursa eğer, yani ülke olarak bir kere şu kurallara herkesin uyması gerekiyor. Bu konuda ciddi yaptırımların devam etmesi gerekiyor. Artı ülkenin belli bir 15 gün ya da 20 gün planlı bir şekilde kapatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Şu anda henüz aşı gerçekleştirilmedi. Başlandığı söylenildi. Hatta Sağlık Bakanlığı Aralık ayında başlanılacağını söyledi ama hala başlanılmadı. Öncelikle buna öncelik verilmeli diye düşünüyorum. Ben az önce otobüsten indim ayrıca. Hala tıklım tıklım otobüsler ne yazık ki. Önlem var ama önlem yok bir taraftan da. Şu anda okullar kapalı biliyorsunuz. Eğitim hayatı durmuş durumda. Ben öğretmen olarak ayrıca bu konuda yaralıyım biraz. Eğitim hayatı durmuşken AVM'lere giriyoruz tıklım tıklım yine ne yazık ki. Evet, hafta sonları bir takım yasaklar getiriliyor ama bence yeterli değil. Umarım güzel kararlar alınır. Hem milletimiz için, halkımız için, herkes için sağlıklı bir yıl olur inşallah. Vallahi önce yasaklar gitsin çünkü ekmeğe muhtaç duruma geldik. Eve para götüremiyor. En güzeli nasıl olsa çıksak da çıkmasak da durum bozuk. Ha ne olur, saat 5'ten 6'dan sonra kimse çıkmasın ama 5-6'ya kadar evimize ekmek götürek. Çünkü durum çok bozuk. Bak dükkan da kapatıyor. Çok etkili kararlar alacağını düşünmüyorum. Bundan önce de zaten tutarsızlıklar vardı. Beklentim çok yüksek değil yani. Marketler falan tümden kapatılmalı diye düşünüyorum. Şu an ülkemizde zaten bakanlığın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı korona tedbirleriyle ilgili kararlar gayet başarılı. Vaka sayısında, ölüm hızında çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bence bu kısıtlamanın en kötü Şubat'a kadar, en azından kışın insanlar evde sıcacık otursunlar. O düşüncedeyim. İnsanlar zaten şu an için artık bu sokağa çıkma, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalı olaylarına da alıştılar. Bu da aynı zamanda vaka ve ölüm hızını düşürdü. Ve şu an için bir aşı muamması hala devam ediyor. Çin'den, Almanya'dan ve ülkemiz üretilen aşılarla ilgili. Bence bir süre daha dişimizi sıkalım, bir süre daha evde kalalım. Daha sonra da bahara, yani yeni tomurcuk gibi bizler de yeni bir doğuş içerisinde olalım. Ve maskemizden kurtulalım. Güzel bir yaz tatili geçirelim. Sevdiklerimizle bir araya gelelim. Ama dediğim gibi şu 2 ay kadar bence birazcık daha evde kalalım. Bakanlığın da bence sokağa çıkma kısıtlanmasını bir süre daha devam ettirmesi taraftarıyım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bence o niyette ve o kararda olacağını düşünüyorum. Yani bazı yasakların daha sıkı uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten yasakları toplumumuzda çok fazla ihlal eden vatandaş var. Bu yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde yaptırım olması daha uygun olur. Onun dışında çok hani değişebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece aşının yararlılığı konusu üzerinde biraz daha fazla durulmalı. Böyle. Bizim düşüncemiz, fikrimiz halk olarak ama demek ki mantıklı değil ki yapmıyorlar bunu. Bence karantina süresini 14 gün uygulamaları gerek. Hani böyle düşünüyorum ama neden yapmıyorlar ona da anlam veremiyorum. Haricinde şu anki önlemler gördüğümüz kadarıyla, tabii bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu da bilmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla belirli verilen hafta sonları uygulamalar gibi alınan önlemlerde bayağı düştü virüs sayısı ama bence 14 gün uygulansa veya 10 gün o zaman çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Görüşüm bu konu üzerinde. Bir an önce aşının çıkması tabii ki önceliğimiz o. Yani inşallah bir an önce biter ya. Başka bir şey yok. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de kötü bir dönemden geçiyor. Ekonomi sıkışıklıklar var vatandaşlarda. Hepimizde var. Biz yaşlıları belli saatlerde dışarı çıkarıyorlar. Ama tedbirler sıkı alınmalı. Ama bu kadar da milleti eve hapsedip
Ondan sonra hürriyetini kısıtlamalar pek iyi bir şey değil. Tabii böyle giderse yani yasaklar, yani atıyorum hafta sonu yasakları falan, tabii böyle güzel yani. En azından vakalar azalıyor, hastalıklar azalıyor. Yani uymamız lazım her köşe yani. Tabii böyle çok güzel yani. Böyle giderse iyi yani. Aşı daha hızlı bir şekilde yapılmalı hastalara. Daha çok önlem alınmalı bence. Yeterli değil bu önlemler. Yasaklar olmalı ama işverenlerin de çalıştırılsınlar şeylerin, işçileri. İşçiler çalışmadığı zaman evlerine ekmek götüremiyorlar. O yüzden yasaklar yaşlılar için olmalı, küçükler için olmalı. Yaşlılar saat sınırlamalarına uymuyorlar. Onlar olmalı. Onun dışında yeterli olmuyor tabii yasaklar. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Yetersiz. Ne tür yasaklar gelmeli? En az bir hafta dışa çıkmamak. Başka türlü değil. Dışarı çıkıyor, çıkma yasağı oluyor ama millet dışarıda, anlayamıyorum yani. Yasaklar çiğnenmek içindir demek ki Türkiye'de. Teşekkürler. Bence kafeler açılmalı. Bütün kafeler açılmalı. Çünkü gezecek hiçbir şey, bir yer yok, gezemiyoruz. Ama yasaklar da gelmeli yani. Belirli günlerde çıkılmalı. Onda da belirli kişileri almaları lazım. Benim düşüncem bu yani. Bence şöyle bir şey yapılması lazım. Hani daha önce bir ay kadar evde kalmıştık ya. Bu bir ay kadar evde kalmadığım süre içerisinde olmaz. Veya 15 gün kalınsın evlerde. Herkes kendi evinde ne var ne yok gitsin gitsin. Yani niye? Hep beraber yapacağız. Bu işi başaracağız. Nasıl başaracağız? Birlikte beraberlik içerisinde olmadığı süre içerisinde bu iş olmaz. Türkiye'de aşı geldiği zaman doktorlarda önerilmesini istediler. Ben tavsiye etmiyorum. Önce doktorlar öldürüp sonra Türkiye'yi doktorsuz bırakacaklar bence, yani tavsiye etmiyorum. Gayet her şey disiplinli zaten. Şu HES kodu olayı çok güzel. Başka da daha sıkı bir yönetim, yani gayet güzel bence. Memnunum. Hani şu HES kodu olayı çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, bir de tramvaylar daha az insan alınabilir. O daha kontrollü olunabilir. Onun harici gayet güzel.